Kıymetli kardeşlerimiz, kandilimiz mübarek olsun. Miracın engin mana ikliminde feyizli bir ibadet hayatı lütfetmesine Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz. Bu gece Kadir Gecesi gibi peygamberler arasında yalnız Efendimize lütfedilmiş mübarek bir gece. Yani bu iki gece var ki yalnız Resulullah Efendimize ait. Kadir Gecesi Cenab-ı Hak Resulullah Efendimize kadar seviyor ki 1000 aylık bir ibadet, yani 80 küsur senelik bir fazileti bir gecede ihsan ediyor. Ve Efendimiz vasıtasıyla da ümmete lütfediliyor. Yani Efendimiz'in Cenâb-ı Hak indindeki kıymeti. Bu Miraç'ta ise yalnız Efendimiz'e mahsus bir Miraç hadisesi. Yani Rabbimiz, Resulullah Efendimiz'in ruhaniyetinden, müstesna şahsiyet ve karakterinden hisse almayı, Miraç gecesinin büyük bir aşk, vecd ve istirak ile idrak edebilmeyi cümlemize ihsan buyursun. Miraç gecesini dinimiz, vatanımız, milletimiz ve bütün İslam dünyasını hayırlı ve mübarek eder inşallah. Miraç Cenab-ı Hakk'ın Habibine yapmış olduğu özel ve mahrem bir davet. Tam olarak mahiyetini bilemiyoruz. Özel ve mahrem bir davet. Keyfiyeti bizde meçhul. Rabbimiz bu özel daveti Kur'an-ı Kerim'de şöyle zikrediyor. Subhanellezi esra diye başlıyor. Bir gece kendisine ayetlerimizin bir kısmını gösterelim diye. Yani ilahi azamet tecelli, ilahi kudret akışlarının, ilahi nakışların bir kısmını gösterelim diye Muhammed kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah Celle Celaluhu noksan sıfatlardan münezzehtir, gerçekten o işitirdir, görendir buyuruluyor. Bu İsra Suresi ilk ayetinde birkaç husus dikkatimizi çekiyor. Nedir onlar? İlk başta Subhanellezi olarak başlıyor. Subhan kelimesinden sonra gelen ayetlerde büyük bir hadisenin vuku bildiriliyor. Yani İsra bir gece yürüyüşü. Çok büyük bir hadise, sonsuz bir kudretin bir ifadesi, hiçbir beşer nasip olmayan bir nimet, hiçbir peygamber nasip olmayan bir nimet. İkincisi Efendimiz bu yolculuğa çıkmadan önce Şakk-ı Sadır hadisesi vukuldu. Yani Efendimiz Kâbe'nin yanındayken Hicr mevkiinde o yarım yuvarlak yerde göğsüm yarıldı buluyor, ilim ve hikmetle dolduruldu. Meçhul bir âleme gidecek, o âlemde bir idrak açılması için ilim ve hikmetle dolduruldu. Yani bu da gösteriyor, manevi yükseliş, yani vuslat, Cenâb-ı Hakk'a yaklaşabilmek, kalbi safiyetle mümkün ancak. Üçüncü ayet-i kerimede Esrâ buyuruluyor. Esrâ, gece yürüyüşü. Yani ekseriyetle müsbet ve menfi vukuatlar gece olur. Geceler hem masiyettir, hem günahlara, hem de Cenâb-ı Hakk'a yaklaşmaya vuslat-ı vesiledir. Cenâb-ı Hak da gecelerde kulunu namaz, taat, tefekküre davet ediyor. Yani seherler, Cenâb-ı Hak vel müstâfirine bil eshar buyuruyor. Seherlerde Cenâb-ı Hak bizden namaz istiyor, virtler istiyor, Kur'ân-ı Kerim istiyor. Kendisiyle beraber olmamızı arzu ediyor. Cenâb-ı Hak günahları kapatıyor, vel müstâfirine bil eshar. Bu iki tevhid merkezi arasında bir esra oluyor. Resulullah Efendimiz Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürülmesi, tarih boyunca pek çok peygamberin gönderildiği bu iki tevhid merkezi arasındaki sağlam bağ daha da kuvvetli bir şekilde gösteriliyor. Bu hadise İslam'ı bütün semavi dinlerin şumulüne giren tek din olduğunda ifade ediyor. Resulullah Efendimiz Mescid-i Aksa'dan bütün enbiyaya imamlık yapıyor. Bunun başka bir tezahürü Mekke Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimize kadar tevhid merkezi. Kudüs ise Hazreti Musa'dan Hazreti İsa'ya kadar tevhid merkezi. Rabbimiz gasp edilmiş mescidimizi ve beldeyi yeniden hürriyetine kavuşturmayı inşallah Cenab-ı Hak nasip eder inşallah lütfuyla keremiyle. Miraç'ta ne oluyor? Miraç'ta mekan ortadan kaldırılıyor. Yani mazi, muzari, hal birbirine yakın hale geliyor. Resulullah Efendimize zerreden küre kainat bir vitrin haline geliyor. Cennet ve cehennem gösteriliyor. Habib ile mahbub arasında mükâleme gerçekleşiyor. Yani Cenab-ı Hak ile Resulullah arasında bir mükâleme gelişiyor. Tehiyyat okuduğumuz bir Miraç hadisesi
Miraç'ta Efendimiz şöyle buyurdu: اَتَّهِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتِ وَالطَّيِّبَاتِ Cenâb-ı Hakk'a. Her türlü tazim, ihtiram, güzellikler, hamdü senâ, salvat gibi kalbi ve bunlara ilaveten namaz, oruç gibi fiili, zekat gibi mali ibadetlerin hepsi Hak Teâlâ'ya aittir. Rabbimiz Efendimize iltifat olarak da Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu buyuruyor. Ey nebi, dünya ve ahirete selam ve Allah'ın rahmeti bereket senin üzerine olsun. Çok büyük bir iltifat. Efendimiz de selamı engin bir şefkat ve merhametin muktezası olarak ümmetinin de salihlerini araya katıyor. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salih. Demek ki her okunan tehiyyatta ümmetin salihlerine de bir hediye gitmiş oluyor. Bu güzel mukabeleye şahit olan, hayran kalan Cebrail de eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyor. Ve bu şahadet tevhid kulunun ne derece mühim bir makam olduğunu da gösteriyor. Peygamber Efendimizin Miraç'tan ümmetine bir hediyesi var. O da âmenen resulü. Burada Cenab-ı Hak akaid mevzu var. Ondan sonra semi'na ve ata'na. Demek ki bir mümin daima Cenab-ı Hakk'a bana göre şuna göre demeyecek. Daima bütün Allah'ın emrine semi'na ve ata'na diyecek. Yine ikinci bir ayette ise burada Cenab-ı Hak la takate lena bih, takat fazlasını istemiyor ama takati istiyor. Cenab-ı Hak kula verdiği gücünün mukabilini istiyor. Yine Cenab-ı Hakk'ın bir dua var arkadan. Rabbimiz unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz bizden öncekileri yüklediğin gibi bizi de ağır bir yükleme. En hafif yük demek ki ümmet-i Muhammed'e verildi. Ey Rabbimiz bize gücümüzün yetmediği işlerde de yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bizi acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kâfirler toplumuna karşı bize yardım et. Ne güzel bir dua okuyoruz elhamdülillah. Efendimiz buyuruyor. Bakara Suresi'nin sonunda iki ayet vardır ki bir gecede okuyana onlar yeter. Yani her türlü kötülüklerden koru buyur Resulullah Efendimiz. Muhakkak demek ki gerçi camilerimizde cemaatle kılıyor, okunuyor ama eğer evde cemaatle kıldığında muhakkak bu son iki ayeti Bakara Suresi'nin okumamızı Rasûlullah Efendimiz ısrarla tavsiye ediyor. Necm Suresi'nde de andolsun onu Sidretül Müntaha'nın yani yarattıkları âlimin son noktası yanında önceden bir defa daha görmüştü. Peygamber Efendimiz Sidretül Müntaha'nın yanında gördüğü Cebrail'di. Cebrail asr-ı üzerinde 600 kanadıyla birlikte görmüş. Her taraf kaplamış 600 kanadıyla. Bir dehşet halindeydi. Sidre-i Müntaha en son hayret manasına gelir. En son hayret manası ifade eder. Yani akılların daha fazla hayret tasavvur edemeyecek derecede hayrette kaldıkları bir makam. İşte oraya Resulullah Efendimiz dünyadayken Cenab-ı Hak lütfediyor. Sidre-i Müntaha'da Cebrail "Ey Allah'ın Resulü buradan öteye yalnız gideceksin." dedi. O huduttan buradan sonra yalnız gideceksin ey Allah'ın Resulü dedi. Resulullah Efendimiz niçin Cebrail dedi? O da cevaben Cenab-ı Hak bana buraya kadar çıkmama izin vermiştir. Eğer buradan ileri bir adım atarsam yanar kül olurum ya Resulullah dedi. Yine ayette Cennetül Meva da onun yanındadır. Necm suresi. Yani Cennetül Meva müttakilerin ve şühedanın şehitlerin varacağı cennettir. Cenab-ı Hak cümlemizi müttaki olmayı nasip eylesin inşallah. Ondan sonra gelen ayette Necm Suresi Sidri'yi kaplayan kaplamıştı. Gördüğü harikulade şey karşısında gözü kaymadı ve sınırı aşmadı. Cenab-ı Resulullah Efendimiz Musa Aleyhisselam olduğu gibi değil, çok büyük bir güç veriyor. Efendimiz beşer idrakinin ötesinde harikulade şeylerle karşılaştı. Bir rivayete göre Resulullah Efendimiz o gece Cenab-ı Hakk'ın nurunu gördü. Allah'ın varlığını, kudret azametini gösteren delilleri gördü. Diğer bir görüş Cebrail'i gök ile yer arasını doldurmuş halde refreften bir elbise içinde gördü 600 kanadıyla. Üçüncü olarak görüş bundan maksat Resulullah Efendimiz İsra ve Miraç gezi gidişinde ve dönüşünde gördüğü harikulade şeylerdir buyuruluyor.
Bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor: O gece göğe yükseltildim. Öyle bir makama çıktım ki orada kalemlerin gıcırtılarını duydum. Kaderi yazan kalemlerin gıcırtılarını, yani orada mazi, muzari hal Rasûlullah Efendimiz'e açılıyor. Tek bir zaman haline geliyor. Yani Efendim öyle yüksek bir seviyeye çıkarılıyor ki orada kainatın mukadderatını yazan kalemlerin sesini işitmiş, idrak ötesi hakikatleri muttali oldu. Yine Buhari'nin naklediği hadis-i şerifte Burak ile Burak öyle bir mahluktu ki diyor Efendimiz ayağını ufka atardı diyor. Yani ayağını diyor ufka atardı diyor. O kadar bir sürat. Burak Beytül Makdis vardıktan sonra büyük bir sert kaya üzerinden semaya çıktı. Beytül Makdis'te peygamberler namaz kıldırdı. Bugün ayak izinde semaya çıkarken kayada kalan iz olduğuna rivayet vardır. Allahu alem. Yedinci gökte İbrahim Aleyhisselam'la görüştü. İbrahim Aleyhisselam ona Salih oğul hoş geldin. Salih peygamber hoş geldin dedi. Miraç'ta Varlık Nuru Efendimize sema kapının açılması, onun nübüvvetinin sadece Mekke'ye Kureyş ve Sakif ile sınırlı olmadığını, onun bütün cihan nebisi ve âlemlerin efendisi olduğunu göstermektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu âlemde kainatın efendisidir. Ebediyet âleminde ise, o sonsuz âlemde ise cennetlerin efendisidir. Bir mü'minde takvası ona benzediği kadarıyla Cenab-ı Hak indinde muteber güzel bir kuldur. Miraç ile insani tekâmülün varılacağı son nokta gösteriliyor. Yani bu meleğin değil, Miraç ile insani tekâmülün varabileceği son nokta gösteriliyor. Ki meleklerden daha orada öteye geçiyor Efendimiz. Yani burada insanın manevi yükseliş hududunun ne olduğunu beyan ediliyor. Bu vuslatın zirvesine ancak neyle çıkılır? Kullukla çıkılır. Abduhu ve Resûlühü. Resûlullah'ın İsra ve Miraç'ta yüksek derecelere, yüksek makama ulaştığında Allah Teâlâ ona vahyetti. Ey Muhammed! Seni neyle şereflendireyim dedi Cenâb-ı Hak. Aradaki muhabbete bakın. Seni neyle şereflendireyim? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Yâ Rabbi dedi. Beni de sana kul olmakla beni şereflendir buyurdu. Bunun üzerine Cenab-ı Hak o İsra Suresi ilk ayeti kelimesini inzal buyurdu. Subhanellezi inzal buyurdu. Üçüncü merhale Sidre-i Müntaha'dan sonra Refref'le vuku buldu. Refref'ten sonra mesafe iki yay miktarı Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Hatta Arap aşiretlere iki yayı üst üste koyarlardı anlaşma yaptığı zaman. İki yay miktarı, fakat keyfiyeti meçhul bizim için de. Yani o kadar bir yakınlık Cenâb-ı Hak'la Rasûlullah Efendimiz arasında öyle bir yakınlık oldu. Yani bu Habib ile Mahbub arasında bir münasebet oldu. Fakat bizlere, ümmete bu mahrem. Bu taraftan bir hadis-i şerif nakledilmiyor bize. Namazın farz olması, Kur'ân-ı Kerim'i bize bildiren farzlar, hepsi Cebrail vasıtasıyla geldi. Namaz ise Miraç'ta doğrudan doğru bizzat Cenâb-ı Hak tarafından emredildi. Yani onun için namazda ayrı bir sır var. Cebrailsiz geldi. Secde et ve yaklaş buyuruyor. Namaz direği Resulullah Efendimiz ifade ediyor müminin miracı. Demek ki namazla kazanacak kemalat hiçbir ibadette kazanılamaz. Yani namazlarımız miraçlarımızın irtifa ölçüsüdür. Cenab-ı Hak namazın secde et yaklaş buyuruyor. Yani felaha eren kuluna huşu ile namaz kıldığını haber veriyor. Yani namaz da bir huşu ile kılınacak. Bir zahire var, taharetli vesaire, aldığın farzlar, vacipler, sünnet riayet. Bir de namazın ruhani tarafı var. Demek ki ruhani tarafıyla maddi tarafı bir ahenk içinde olacak. Onlar namazda huşu içindedirler buyuruyor. Yine Efendimiz buyuruyor, bana diyor Sidretül Müntaha'da dört nehir gösterildi. İkisi zahir, ikisi bâtini. Bunlar nedir ey Cibril dedim. Şu iki nehri zahir olan Nil ve diğeri de Fırat'tır. Yani bu da Nil ve Fırat'ın zaman içinde Müslümanların buralarda Allah'a secde edeceklerini bildirmekte olduğunu beyan ediliyor. Rasûlullah Efendimiz bir manzara bildiriliyor. Muhammed Paşa Fasl-ı Hitap'ta bildiriyor. O gece diyor Miraç'ta Abdurrahman bin Affı gördüm. Cennete oturduğu yerde emekleyerek gidiyor. Onunla dedim ki, niçin bu kadar ağır gidiyorsun? İstikbale ait bir hadise gösteriliyor. Gıcırtılar maziye ait, bu istikbale ait.
Dedi ki, ya Rasûlallah, malımın hesabı dolayısıyla çocukları bile ihtiyarlatacak kadar ağır sıkıntılar geçirdim. Öyle ki bir daha sizi göremeyeceğimi zannettim. Hatta bunun devamı da var. Ayşe Vâlidemize soruyor gelip. Duyuyor Abdurrahman Hafız. Böyle bir şey duydun mu diyor. Rasûlullah böyle bir şey söyledi. Evet söyledi diyor. O zaman Şam'dan bir kervan göre hepsini Allah rızası için infak ediyor. Yine Efendimiz buyuruyor, bir topluluk gördüm ki dudakları deve dudağı gibiydi. Bazı memurlar onun dudaklarını kesiyor, ağzına ateşten bir taş koyuyordu. Bu taş onların makatlarından çıkıyordu. Ey Cibril, bu kimlerdir bunlar dedim. Yetim mallarını haksızlık yiyenlerdir. Sonra bir topu daha gördüm, derilerinden sırım kesiliyor, ağızlarını veriliyordu ve yediğiniz gibi yiyin diyorlardı. Bunları kim olduğunu sordum, bunlar kovucular, dedikoduculardır, fitnecilerdir, insan etlerini yerler ve sövmek ile ırz ve namuslarına saldırırlar, dedi. Bir topluluk daha gördüm. Bunların önlerinin en güzel kebapları oldu. Hadi bunları bırakıp o leşleri yemeye çalışıyorlardı. Bunlar kimdir ey Cibril dedim. Bunlar helal kılını bırak harama giden zinakarlar. Nikahı bırakıp nikahsız yaşayan zinakarlar. Sonra karınları evler gibi şişmiş insanlar gördüm. Bunlar Firavun ailesi yolu üzerinde bulunuyor. Firavun ailesi sabah ve akşam ateş atılırken bunları ayaklarıyla çiğniyor. Bunlar kim olduğunu sordum. Bunlar faiz yiyenlerdir. Allah korusun. Onların misali ayette, misal kendisine şeytan çarpmış olan kimseler gibidir. Yine bir takım kadınlar gördüm. Göğüslerinden asılmış, bir takım kadınlar da başı aşağıda ayaklarından asılmış olarak gördüm. Bunların kim olduğunu sordum. Bunlar zina eden, çocuklarını öldüren kadınlardır. Allah korusun. Yani demek ki bu devam eden bir şeydir. Kürtaj da bugün bu devam ediyor maalesef. Miraç'ta yine cali bir dikkat bir görüntü. Efendim şöyle buyuruyor, Miraç esnasında cennetin kapısında durup içeri baktım. Oraya gelenlerin ekseriyeti fakirlerdi. Hesabı az çünkü. Zenginler de hesap vermek için orada sıra bekliyorlardı. Bunlardan cehennemlik olanların ise ateşe atılması emredilmişti. Cehennemin kapısına durdum. Oraya giren ekseriyeti de fitneci kadınlardı. Efendim bu beyanları birlikte hanımlara azabıyla düçar olup davranışlardan kendini korumaları için bir ikazda bulunuyor. Yani bu Efendimiz hanımlara bu çok mühim. Eğer salihaysa sevdirildi buyuruyor. Cenab-ı Hak sevdirildi buyuruyor. Eğer yok fasıksa Allah hem toplumu rezil ediyor hem de kendisinin akıbeti cehennem oluyor demek ki. Yine Ebu Bekir Efendimiz dediler ki an meselenin göklere çıktığını haberler gelip söyle sen kabul edecek misin diyorlar. Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki, haberleri getiren diyor, yanına götüremez mi diyor. Siz bu kadar diyor, affedersin, ahmak mısınız diyor. Onun üzerine Efendimiz anlatıyor, Efendimiz'e Sıddık lakabını veriyor. Ve bu Sıddık, doğruluk çok mühim. Cenâb-ı Hak yine âyette, sâdıkların sıdkının fayda gördüğü gündür diyor kıyamet günü. Demek ki Cenâb-ı Hak cümlemizi, evlatlarımızı sâdık olmayan Cenâb-ı Hak nasip eylesin. Velhâsıl Miraç gecesi, Kadir gecesinden sonra en faziletli gece. Bu gecenin ihyası çok mühim. Bu dualar zikirler kitabında Sami Efendi Hazretleri'nin 12 rekat takım tavsiyeleri bulunuyor. Fakat kanaatim acizane olarak eğer kaza namazınız varsa muhakkak kaza namazlarımızı kılalım. Evlatlarımıza da namazı ehemmiyetle telkin ederim. Bu kandil gecemiz Cenab-ı Hak mübarek eylesin. İnşallah bu gecenin füyuzatından, rahmetinden, berekatından Cenab-ı Hak tecelliler ihsan ikram eylesin. Duamızın kabulü niyazıyla lillahi teala Fatiha.